Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca düzenlenen Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformu 10. yıllık toplantısı ve Uluslararası Dezenformasyon ve Dijital Medya Okuryazarlığı Çalıştayı Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleşti. İki gün sürecek olan ve uluslararası medyanın da yakından takip ettiği Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapan BRAF Genel Sekreteri Deniz Güçer, en son 2018 yılında Romanya'da yapılan toplantı sonrası BRAF olarak pandeminin gelmesiyle etkilendiklerini ve şu anda yapılan toplantıya da büyük önem verdiklerini kaydetti. Bildiğiniz gibi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü KEİ olarak 2008 yılında Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformu yani BRAF'ı hep birlikte kurduk. 2009 yılından bu yana da BRAF olarak yıllık toplantılarımızı icra ediyoruz. Bu yıl Türkiye'nin Görsel İşitsel Medya Düzenleyici Otoritesi RTÜK olarak BRAF 10. yıllık toplantısını ve beraberinde dezenformasyon ve dijital medya okuryazarlığı çalıştayını düzenlemekten ve sizlerle birlikte burada olmaktan son derece memnunuz. En son 2018 yılında Romanya'da yapılan toplantının ardından maalesef tüm dünya gibi pandeminin etkisi BRAF'ı da etkiledi. O nedenle bu uzun aradan sonra bu toplantıya çok büyük önem veriyoruz ve çok da güzel geçeceğine çalıştayımızın ve toplantımızın inanıyoruz. Burada sadece dediğim gibi 10. yıllık toplantımızı yapmayacağız. Çok da önemli bir çalıştayı birlikte hayata geçireceğiz. Dezenformasyon bugün dünyanın artık en önemli sorunlarından biri. Anlatmama gerek yok. Zaten hepimiz bunun etkileriyle, olumsuz sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Hem bireysel olarak, hem toplumsal olarak, hem de ülkeler olarak. Neredeyse olumsuz anlamda hayatımızın da bir parçası haline gelmiş durumda. Dezenformasyon konusundan bahseden Deniz Güçer, sözlüklerde bilgi çarpıtma olarak geçen dezenformasyonun bu çağda fazlaca ön plana çıktığını, olumsuz ve yıkıcı etkileri nedeniyle de tartışılması elzem hale geldiğini vurguladı. Bütün anlamları içinde genelde dezenformasyonu yıkıcı etkileriyle biliyoruz ve bu nedenle de bugün burada tartışılması gerektiğine inanıyoruz. Radyo Televizyon Üst Kurulu olarak biz sorumluluk alanımız olan görsel ve işitsel medyada dezenformasyon konusuna büyük bir titizlikle ve dikkatle yaklaşıyoruz. Medya mecralarının çeşitlenmesi ve dijitalleşmesiyle birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun, mezenformasyonun da hızla yayıldığını görüyoruz. Yalanın yayılma hızının gerçek bilginin dolaşım hızından kat be kat fazla olduğuna maalesef hepimiz şahidiz. Bu nedenle de işimizin ne kadar zor olduğu ortada. Dezenformasyon ayrıca artık ülkelerin milli güvenlik meselesi haline gelmiş durumda. Hatta ve hatta ülkeleri bile aşarak küresel bir güvenlik sorununa dönüşmüş halde. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Daimi Sekreteriyası İdari Yetkilisi Alexei Nistreyans'a dezenformasyonun insanlarda nefret yayılması ve şiddete neden olduğuna dikkat çekti. Ülkeler arasında yayılan bilginin milyonlarca insana ulaştığını işaret eden Nistreyans, bunun davranışlara yansıdığını söyledi. Of expression. It is the international obligation of our states.